Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam, çalışma tempon nasıl? Ee, çünkü e, çok tekil bir iş yapıyorsun gibi geliyor. Bu çalışma temposunu ayarlamak da bazen kolaylık sağlar. Bazen zorlaşabilir. Nasıl çalışıyorsun? Ee, yoğunum e, bayağı ve inişli çıkışlı olduğunu söyleyebilirim. E, bazen ama e, proje gerçekleştirdiği zaman ekipler içine giriyorum. O keyifli oluyor. E, o zaman biraz daha böyle tekillikten çıkıyor iş. Ama onun dışında aslında evde <laughs> evet başından yani. soruyorum. Evde dediğin için şimdi hemen söyleyeyim bazen tekil çalışma temposu tembel bir çalışma temposuna da dönüşebilir. Düşüyor musun o tuzağa? Yani çok düşmüyorum ama bazen e, benim de inişlerim çıkışlarım oluyor. E, orada bir tembellik, tembellik değil de iyileşme süreci ya da yeniden gelme, yeniden içimden bir şeyleri e, çıkarmak için arayışa girdiğim süreçler oluyor. Oralar biraz tembel geçebiliyor. Ben Ankaralıyım ee, ve Ankara ile ilgili o çokça çok konuşulan şey vardır ya, ya Ankara mı falan durum var ya, bunu yıllarca işte kendi içimde savundum sonra savunmayı da bıraktım. Tamam sevmeyen sevmesin, çok da iyi anlıyorum, hak da veriyorum. Ya sana da çok geliyordur değil mi, Ankara'nın nesini seviyorsunuz geliyor mu sana da? <laughs> evet deniz yok, <laughs> Ankara'da deniz yok. <laughs> Bir keresinde buna çok böyle ukala bir cevap vermiştim. Ee, i̇şte Ankara'da deniz yok, o yüzden biz Ankara'da hep böyle uzaklara değil birbirimizin gözüne bakmayı öğrendik filan yok, gibi. Yok. Özür yok, dilerim. Arkadaş. Ama şu doğru, şunu doğru bulurum. Şimdi sana tam onu soracağım. Evet, Ankara'da romantize etmeden bir yandan şu var. Gerçekten Ankara'nın o 30 bucaksız bozkır hali, her şeyiyle belki işte etrafı kültür sanat ortamı falan. Gerçekten çok uzun konuşmalar, çok derin konuşmalarla ben Ankara'da beni ben yapan, zihnimi oluşturan çok şeyin temelini attığıma inanırım söylerim. Ankara'nın sana kattıkları nelerdir? Benim için de çok benzer. Ee, bir kere daha yavaş bir şehir olduğu için İstanbul'a göre e, bazı şeyleri sindirerek yapmaya imkan sağlıyor bence. İnsanlarla iletişime açık bir şehir. O yüzden de paylaşım daha fazla oluyor bence İstanbul'a nazaran. Tabii kişiden kişiye Değişir işte topluluklara göre değişir ama bu Ankara'nın sakinliği, yavaşlığı, e, iletişime açık oluşu, paylaşıma açık oluşu beni hep besler. E, arada gidiyorum bir süre kalıyorum ha, çok iyi oluyor. Sohbeti uzun şehir ben arada gittiğimde Sohbeti Tunalı mi? İlmi Caddesi'ni bir baştan bir başa yürüdüğümde a, a bitti diyorum oysa ben gençken bitmiyordu o cadde. <laughs> O işte o yavaşlıktan, o sakinlikten, o sohbetler, oradaki konuşurduğumuz şeylerden ee, Tunalı'ya gider miydin? Tabii tabii orada. <laughs> bütün yaşamı orada geçirdim. Mekan marka adı verecektim ama vermeyeceğim. <laughs> Kıtır demeyeceğim. Neyse. Gider miydin? Giderdim. Ya çok iyi ya. işte kuşaklar arası buluşma bu. <laughs> tamam burayı yine de söylemiş olduk. Peki bütün bu çalışmalara başladığın süreç, iç mimarlık okuduğun süreç mi? İç mimarlık okuduğun süreçte dijital dünya, bilgisayar üstü çalışmalar, daha mı arttı yoksa öncesinden bir var mı? Sen ne zaman düşüncelerini duygularını bu şekilde anlatmaya karar verdin? Ee, üniversitede tabii iç mimarlık öğrenirken yapmayı çizmeye öğrenirken bilgisayar açıldı. Ama ondan önce hatırlıyorum hani lisede mesela e... Bir grup öğrenciyi alıp Java eğitimi vermişlerdi top Üniversitesi'nde. Ben şey diyordum, bu benim ne işime yarayacak, geliyorum yazım da heba oldu falan diyordum ama e, şimdi onu kullanıyorum. Öncesinden böyle bazı e, ilgi alanlarıma e, girdiğine emareleri var. E, sonra üniversitede bilgisayarın başına oturmuş oldum. Zaten dünya da öyle şekillendi, o tarafa gitti. Ben de... Yine de bir kırılma noktası vardır diye düşünüyorum. Tamam mı? Oturdun. Ama yani böyle bir dünyaya düşmek <laughs> düşmek nasıl oldu? Yani dünyada böyle işlerin yapıldığını gördün. Bir gün senin de yapabileceğini gördün. Nasıl düştün? E, dünyada böyle işlerin yapıldığını bilmeden düştüm. E, merak ettim. Aa işte önce... E, barlarda, gece kulüplerinde VJlik yapıyordum. <laughs> Sonra ben, <laughs> ben bu görselleri kendim de yapabilirim. Aa, çok iyi. Başkalarının tamam. videolarını kesip biteceğime kendim üretebilirim. Sonra kendim üretmeye başladım. Ay bunların bir anlamı olmalı, bir şeyler anlatmalı. Boş boş da yapmayayım diye dönüşe dönüşe buraya geldi. Şimdi geldiği yerde aslında hepsinin birleştiği bir yer oldu. Kendi, çok kendime. iyi anladım hikaye çok net kendini ne anlatıyor. O yüzden senin işlerinde aslında hep bir ses seda var. Var, evet. Ee, ve o yüzden senin işlerinde bizim seninle ilk tanıştığımız zaman e, ayaküstü konuştuğumuz konudur hatırlarsın anlam. Bu anlam kaygın. E, Karşıdakini de hemen değişmeye çalışıyorsun. Bana da o ilk tanıştığımız <laughs> gün yapmışsın anlam şöyle mi böyle mi falan filan hatırlıyorsun. Şimdi bir şeyler daha çok yerine oturdu. Peki e, mekanda ilk kez bunu yaptın ama bir yandan şunlarla da yüzleşmeye başladın ya bunu sergilemek için bu sefer şöyle bir malzeme gerekiyor. Pahalı ve zorlu malzemelerin dünyasına düştün. Evet. E, oradan nasıl çözümler üretti? Evet. Orada mesela iç mimarlık okumanın çok büyük etkisi oldu. Malzeme diyoruz ya. Ona mimar gibi yaklaşmaya başladım. Hmm. Çözümleri de mimar gibi sağlamaya başladım. İletişimimi de öyle projeyi yönetirken böyle bir disiplinle kurmaya başladım. O yüzden çok rahat akıyor. Yani çok rahat aktı. Ve aslında bu malzeme etkinlik dünyalarına da yakın bir malzemeydi. Hmm. Ben de aslında... Etkinlik dünyalarına yakın bir yerden gelmiştim. Hepsi böyle o yüzden çok organik birleşti. Mükemmel. Ee, rahat olun. Ecem Dilan Köse. İlk bu bir sanatçı işidir. Dedi. Şimdi bu ana kadar anlattıklarımızda henüz sanatçı işi değil. Kendi işine zemin hazırlıyorsun, fon hazırlıyorsun, etkinliklere iş yapıyorsun. Ama ne zaman ilk hangi kararla bu benim sanatımdır? Niye ortaya koydun? Kendime sanatçı demem bayağı vakit aldı. Çünkü böyle sanatı... E bana iyi gelsin ya da beni hayata tutundursun diye yük, çok çok yüksek, ulu bir yerde e, konumlamıştım. Hala öyle bakıyorum. E, ona tutunmayı seviyorum. O yüzden de ona ulaşmak böyle benim için e, zordu. Bir gün kardeşim beni aradı. İşte ben ona bir derdimi anlatıyorum ya şöyle yapamıyorum falan. Yeter abla dedi. Sen sanatçısın sanatçı bunu kabul et diye telefonda bana bağırıyor. Aa! Sonra bir şeyler değişti. Sanıyorum ki 2015 yılında artık derdimin tam olarak ne olduğunu, işte dünyanın gittiği yere dair ona vizyon demezdim o zaman ama şu an söyleyebiliyorum Hı -hı. bir vizyonumun aslında olduğunu fark edip bunu anlatmak istedim. Bunu anlatma isteği galiba beni sanatçı yaptım, karar verip. Evet bu, bu konular benim konularım. Dijital dünyayla organik dünyanın arasında e, bir köprü olmak istediğimi ve insanlara bunu anlatmak istediğimi karar verdiğim zaman galiba sanatçı oldum. Harika. Şimdi tarihleri yanlış bilmiyorsam 2010-2015 arasında sen biraz daha o event, etkinlik ve kendi diğer işlerinle ilgili çalışıyorsun. Diyelim ki 2015 olsun miladı hı hı. Iı, senin tanımlamanla. Ondan sonra da dijital sanat konusunda yoğun üretim veren ve şu anda da çok değerli, dünya üstünde de değerli yeri olan bir isimsin. Buralara geleceğim. Şunu merak ediyorum. 2015'ten bu yana geçen sürede dijital sanat çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı. 2015'te sen mesela kendi sanatçı dediğin gün NFT diye bir şey yoktu. Bu hıza nasıl yetişiyorsun? Aa, aslında hıza yetişemiyorum. Yani yetişemiyorum. E, çünkü her gün bir şey çıkıyor. Mesela son zamanlarda yapay zekayla çok haşır neşiriz. Konuşuyor musun? Sohbet ediyor sohbet musun? Sohbet ediyorum arkadaşım evet. <laughs> ben de <laughs> evet. sohbet ediyorum. Fakat benden nefret ediyor onu ayrıca anlatırım sana. Sürekli hatasını düzeltiyorum ya. Geçen gün ile ilgili bir şey sordum. Hep yanlış söylüyor. Ben de yazıyorum işte onun doğrusu budur. Ama böyle olacaksa da olmaz dedim ya. <laughs> ben ben öğreteceğim de öğreteceğim. Bu ne kardeşim ya? İki şeyi de sen anlat bana dedim. E? E, kuruyorum akşam. Eee? Bakıyorum, çalışıyorum, sabah kalkıyorum yeni bir model çıkmış, yeni bir eklenti çıkmış hmm. oluyor. Ve bu bazen yorucu olabiliyor. E, bundan Ama sıyırdım birazcık daha kendimi, daha hmm. sakinim. Her şeye yetişmek zorunda değilim. Bana ne lazımsa e, ona adapte olabilirim, onu alabilirim, ona yetişebilirim diye bakıyorum. Hmm. Ama okumak ve sürdürmek, takibini sürdürmek... E, Keyifle. Meraktan yapıyorum hepsini. Merak ediyorum. Peki dijital sanat dünyasının yorumlayıcılarında ve alıcılarında, üreticilerinde demiyorum. Ee, gerçekten bütün bunlara doğru bir merak şunu diyeceğim. Daha basit sorayım. Şimdi Eskiden bizim bir tablo, fiziksel tabloda eleştirmen vardır. Eleştirdiği yeri de bilirsin. Boyanın kullanımını, katmanını eleştirir. Figürü eleştirir ya da non figür. Neyse falan filan. Şimdi dijital sanat dünyasının karar vericileri Yine dünyanın içinden mi yoksa dışarıdan birileri mi karar veriyor? Çünkü bunun bir de sonuçta satışı var yani oraya da geleceğim. Yani dijital sanat ya da başka bir sanat hepsi sanat sonuçta ve alımlayıcısı, üreticisi e, Hı -hı. hepsi beraberler e, ve aslında hiçbir şey fark etmiyor. normal. Baş Normal başka bir sanat hı hı. E, disiplininden farklı değil. O yüzden yorumlaması estetik üzerine, kavram üzerine, metot üzerine Harika. olabilir. E, ve burası ev, hala evrensel ve ben aslında dijital sanatçı demekten de hiç haz sanatçı. etmiyorum. Ben sanatçıyım. Bu kadar bugünün malzemesiyle üreten evet. bir sanatçı harikasın aslında tümüyle buradan bakmak lazım sohbetin şuraya kadar olan bölümünü yok edelim şu andan itibaren konuşalım <laughs> dijital kısmını atarak sanatçıyı evet. doğru çok doğru bir şey söylüyorsun ama bir yandan da benim gibi önceki kuşağın bazı merakları oluyor ben de yani kusura bakma hani gerçekten merak ettiğim anlamak istediğim için soruyorum ve yaptığın işlere de hayran biri olarak soruyorum uluslararası olmaya 2015'teyiz sanatçı dedin Sanatçı olarak işlerini yapıyorsun, uluslararası olmaya da hemen başladın, değil mi? Çünkü bu evet. işin paylaşımı öyle. Evet doğru. İnternet burada çok büyük etken, bizi dünyaya açmış oldu. Ben çok fazla başvuru yaptım, yarışmalara katıldım. Yarışmaları hep böyle üretim bahanesi olarak görüyordum. O hmm. yüzden de o beni dünyayla bağlamış oldu aslında. Ve aslında. Bir de niş bir alan ya, herkesi böyle e, oraya baktıramıyorsunuz. E, merak eden oraya bakabiliyor. İşte, e, alışmamışlardı, İnsanlar tüketiciler de alışmamışlardı. O yüzden ancak kendinize yaptığınız işi göstermek için daha küçük alanlarda, daha başka ülkelerdeki niş e, alanlardan izleyici toplayabiliyorsunuz. O da güzel, keyifli. ...yakın, kendinize yakın olduğunu düşündüğünüz insanlarla buluşabiliyorsunuz. Zaten sanat alımlayıcısı da, tüketicisi de böyle. O da böyle değişik bir şey arıyor. O zaman sizinle birleşmesi de doğal oluyor. Sonra NFT'ler ama her şeyi değiştirdi. Bizi bayağı büyük bir kitleye açtı. İnsanları bakın buraya, bakın burada bir şey de var. Ve bu değerli e, dedi. Hı. Ondan önce o değer kısmı birazcık tartışılıyordu... NFT konuşulmaya başlandığı günlerdeki alevini koruyor mu? Yoksa biraz daha o karmaşa yok oldu. Şimdi daha sakin, sade bir yerde üretimlerini net ortaya koyarak çok daha um, paylaşımı yüksek bir yere mi geldi? İlk başlarda çünkü çok karmaşık. Evet, çok herkes karmıştım. satıyor, herkes alıyor. O yapılıyor, Hı -hı. bu yapılıyor. Koleksiyonlar oluşturuluyor falan. Şu anda sanki biraz daha sakin ve daha ne istediğini bilen bir yerde mi? Öğrenmek için ee, soruyorum. Yani... Kişisine göre değişir, üreticisine ve kullanım şekline göre bence değişir. E, i̇ki iki taraf da var. Çünkü böyle içinde içi de hala hareketli ve dinamik, e, yeni şeyler çıkıyor, sönümleniyor, çıkıyor, sönümleniyor. Şu an ama geldiğimiz noktada ben kendi adıma bunun bu teknolojiyi e, bir sertifikalama amacı olarak kullanıyorum. Bu artık benim için bir araç. Yani, ve olmazsa olmaz Evet, eserlerimi bu şekilde gönderiyorum. Hı hı. E, böyle bir kağıda imza atmıyorum, USB ile göndermiyorum da e, akıllı kontratlar sayesinde aramızdaki anlaşmayı yapıyorum. Bu mükemmel bu kısmına bayılıyorum. Hatta ben şeyde ilk çıktığında diyeceğim ona da çok sevinmiştim. İlk çıktığında derken ilk konuşulmaya başlandığında blok zincir. Çünkü ben baştan beri bu sanat meselesinde o copyright'ın evet. copy left'e dönüşebileceği ve telif hakkının <laughs> uçtan uca korunabileceği bir şeyi hep hayal ederdim. 2000'lerde çok hayal ederdim bunu. Ee, ve bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sonra bu blok zincir çıktı. Dedim mükemmel. Hayal ettiğin şeyi uygulayan olağanüstü bir sistem var. Pek orada kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Daha doğrusu buraya ne kadar yüklendiğini bilmiyorum ama yüklenecek. Daha da bu konu oturacak. Çok değerli buluyorum. Sen ne düşünüyorsun blok zincir konusunda? Ee, bir kere merkeziyetsiz bir aktivasyon. bayağı heyecanlı hı -hı, ve hı. Sadece sanat alanında değil, çok fazla alanda çığır açabilecek bir teknoloji. Beni orası heyecanlandırıyor. Zaten bu blok zincir teknolojisini ben önce sanatta kullanılabilir diye düşünmemiştim. Aslında ülkeler yönetilebilir gibi düşünerek heyecanlanmıştım. Bana mülksüzleri hatırlatmıştı o zamanlarda. Evet. O yüzden çok büyük potansiyeli var. E, fakat nasıl kullanacağımızı biz biliyoruz. Yani insan topluluğu seçecek bunu nasıl kullanacağını. Ya şey bile biz seninle bunu daha önce konuşmuştuk. Bak o merkeziyetsizliği böyle söyleyince sanki dünyadaki bütün merkezlerin yok olması. Evet böyle. Ama bunu şuradan söyleyince çok anlaşılır oluyor. Bugün kültür, sanatın bütün üretiminin aslında neredeyse her şeyin bütün üretiminin merkezinin ve tek merkezinin İstanbul olması, Türkiye sınırları için söylüyorum. Ne kadar geriye düşürücü ne kadar yorucu bir şey. Neden Ankara'nın ekonomisini de yaratan bir üretimi hı hı. yok? Üretimi var da kendi içinde ekonomisini de yaratsa da Ankara'dakiler İstanbul'a, Ardin, Diyarbakır, evet. Rize, Ordu, Çanakkale, Antakya, değil mi? Evet. Bir kere sanatın demokratik olduğunu söylüyoruz ama böyle bir senaryo demokratik bir senaryo değil. Değil. Çok demokratik diyoruz ama satacaksan ve kendine bir cemaat oluşturacaksan İstanbul'a İstanbul geleceksin. Yani. Bu. Hatta bazı sanatlar için İstanbul'da şey yani İstanbul'da sen bilmem hangi semtte oturamazsın Kadıköy'e gideceksin artık iyice merke yani merkezin de merkezi soğanın cücüğü ben önemli buluyorum ve daha da bir yerlere gideceğiz diye düşünüyorum. E şimdi tabii NFT'lerden sonra şehirler kayboldu İnternettesiniz. hepiniz dünya üzerindesiniz kimlikler kayboldu, kayboldu. NFT'lerin çoğunun sanatçısını bilmiyoruz biz eseri biliyoruz. Eseri biliyoruz. Düşünsene kapağında yazarının adı olmayan kitaplar. <laughs> Bayağı. Iyi. Sadece metin var. Metni ne anlattığı önemli. <laughs> Eskiden mesela sanat eseri yoktur, sanatçı vardır gibi işte bakış açıları, tartışmalar vardı. Hı. Aslında buraları birazcık değişmeye başladı. Bugün. Önemli mi, eserin kendisi mi önemli, üretilen şeyin ne olduğu daha önemli gibi şeyler başladı. Ama yine de ben kim olduğuna önem veriyorum. Çünkü şunu da söylemek gerekiyor bir eser bazında bunun devamı olacak mı bu Tabii. bu sürdürülebilecek Hı. mi sanatçı tarafından sanatçı ne anlatıyor hangi döneminde ne söyledi de e, bu eser ortaya çıktı bunlar da önemli olduğu için ama yine de ortaya çıkmış herhangi biri tarafından herhangi bir sanatçı tarafından yani kim olduğunun nerede olduğundan önemsiz bir şey ortaya çıkması ve üretilmesi ve bizim bunu tüketmemiz tatlı tatlı çok güzel. İlk uluslararası işin e, olduğunda işte bir yere gitti, satıldı bir şey olduğunda ne hissetmiştin? Ee, Neydi o iş? E, Rusya'ya gitmiştim, Rusya'da işte performans yapmıştım. E, böyle şey dedim ya tam algılayamıyordum. Bazen böyle hayal ettiğin bir şeye ulaştığın zaman böyle biraz çekingen olabiliyor insan. Hı öyle tam içindeyim tadını çıkar, Ecem, tadını çıkar bunun filan. ama böyle birazcık da çekinik kalmıştım şimdi, şimdi alıştım daha şuanda daha rahatım peki e, alıştın alıştın ben hepsini bilmiyorum o yüzden sen biraz söyler misin yani en son Milano'dan bir haber biraz önce <laughs> kayda başlamadan <laughs> önce söyledin çok acayip haberler ve Milano'dan bir haber geldi ve sen çok sakindin nasıl olabildi o? <laughs> evet işte çünkü Artık çünkü çok alıştım geldi artık çünkü yani. alıştım çok artık geldi. bu tatlı bir anlamda da e, işimi iyi yapmaya çalışıyorum. O zaman da sakinlik içinde işimin iyi yapılması yapılabileceğini öğrendim. Ben hmm. de olgunlaşıyorum sonuçta. Ben de öğreniyorum. E, yaptığımız işte özgün işler olduğu için e, nasıl yapacağımızı kim öğrenemiyorsunuz. Yani kendiniz bu işin içinde. Öğreniyorsunuz. Ben sadece Ecem köse Köse işi yapmayı, eseri yapmayı bildiğim için hmm. bunu kimden öğrenebilirim ki? Ya da nasıl, işi nasıl yürüteceğimi de kendi kendime, olduğum kişi olarak e, icat edebiliyorum. Onu öyle uygulayabiliyorum. E, o yüzden de sakinliği biraz daha öğrendim. Biraz daha sakinlemem lazım. Onu kendime söylüyorum ama daha iyiyim. Hem Crypto Marvels'ı soracağım. Ee, oradan biraz bahsetmeni istiyorum. Hem de şeyi merak ediyorum. Ee, hedef mesela şurada, şu mekanda, şu e, sanal mekanda ya da şu fiziki ortamda bir sergi açmak, kişisel ya da şu grupla birlikte. Böyle bir hedefin var mı? İkisini iç içe sordum. Buyurun. Kripto ee, çok başla, güzel. Oraya i̇kisini getir. bağlıyorum. E, dua etmiştim. Duam şuydu. E, önemli şehirlerin, önemli yerlerinde insanla buluşa, buluşan e, literatüre geçen, sevdiklerimle yaptığım e, kamusal alanda insanlara iyi gelen e, onlara teknolojiyi gösteren tanıtan, hiç tanımadığım bir kitleyle buluş, buluşabileceğim bir e, sergim olsun istiyordum. Duada sergiye bu kadar uzun evet, bir Evet, çok şey iyi tariflemek gerekiyor ya Bayan duaları. çok net <laughs> yani <gülüyor> evet, adres. Eee evet. süper. E, i̇lk kişisel sergimi Taksim Meydanı'nda Crypto Marvel'la yaptım. E şimdi normalde bir, normal bir kamusal alanda herkesi iyi gelen yardım etti, sevdiklerimle olan. yaptım. Hiç tanımadığım bir kitleyle karşılaştım. Hani normalde karşı 30 bin kişi geldi. Ben nasıl 30 bin kişiyi çekeceğim başka türlü? Öyle bir kamusal alanda olması çok güzeldi. E, kripto mal bir sergisiydi ve şey de şimdi bir evru var hı hı. ve kodlarla bozulmuş Ebrular bunlar. Şimdi dijital sanatı da sevdirmek istiyorum. O yüzden tanıdık bir şey göstererek bunu yapmak çok güzeldi. E, kodlarla üretilen bir şeyin Ebru gibi böyle bizim bildiğimiz geleneksel bir üretim metoduyla ilişkisini anlatmak çok güzeldi. Çünkü Ebruda ürettiğiniz her şey eşsiz ve e, ve rastgelelik var. E, generatif sanatlarda da bu var. ürettiğiniz her şey o ayarlıyorsunuz belirli bir para, parametrelerin içinde ürettiğiniz her şey eşsiz ve rastgele aslında. Bu ikisini birlikte göstermek çok güzeldi. Ee, sonra bazen sergi alanına gidiyordum. Küçük kız, küçük bir kız babasını diyor ha bunu nasıl yapmışlar bu hareket ediyor ben de yapabilir miyim diyor yapabilirsin tabii ki <laughs> yani onu vermek o heyecanı görmek yaşlılar geziyor bu neymiş diyor ay tanıdık ama değil diyor interaktif bir iş vardı o kadar değişik insanlar böyle onu deneyimliyordu ki e, bu çok güzel bu, bu his çok iyi o yüzden böyle bir duanın kabulünü yaşadım yenisini birlikte kurarız <laughs> gelenekten ne kadar besleniyorsun yani, burada yaşıyorum. Türkiye'de Hı. yaşıyorum. Ee, yani içindeyim. Hani her yerimde var bence. Senle beraber e, minyatür üstüne sohbetle de edelim. Minyatür çalışalım ve minyatürü nasıl nereye taşıyabiliriz? Ne anlam olabiliriz. yükleyebiliriz? Konuşalım mı? Olur. <laughs> ben halıları çok severim. Halılar. Halıları bayağı severim. Or, yani halıyla ilgili bir şeyim var, e, yakınım. Onun kültürünü seviyorum. E, üretim biçimini, yakılma şeklini, ipliğin nereden gelmesi, kadın elinin değmesi de çok hoşuma gidiyor. Ya çok <laughs> iyi. Ama hakikaten çok güzel. Yani işte minyatür olur, ebru olur, gelenekle ilgili geleneksel el sanatlarının diğer yani ya Zonguldak'taki o baston yapan e, elinde keserle baston yapan amca beni çok ilgilendiriyor. O halıyı e, dokuyan abla ya da abi kimse beni kimse... çok ilgilendiriyor. E, kadının el değmesi de çok değerli. Ya bunları çok uzun uzun konuşmak isterim. Bir eşya olsaydın ne olurdun sen? Bir eşya olsaydım bir lamba olurdum herhalde. Neden? <laughs> aklıma geldi masa mı düşündüm? Çalışma <laughs> lambası aklıma geldi. Uydurdum. Çünkü bir renk olsan hangi renk olurdum? Mavi olurdum herhalde. Neden? Diğer seferinde sorayım mı yoksa sen? Ha, ben söyleyeyim mi? Söyle. Ma... Birazcık daha böyle e, akışkan ve sonsuz hissettiriyor diye. mavi hmm, sen de o duyguyum burada. Evet. Doğru. Doğru, anladım Ölen. şimdi. Gökyüzü ve denizin evet, karışması gibi. Evet, gökyüzündeki gibi. ağladığı, yerdekinde yakamoz var. Peki, e, bir hayvan olsaydın? Sincep olurdum. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel, neden diye ha. sormuyorum. <laughs> neden diye sormuyorum, neden? Hem çok şirin hem de vahşi olduğu için üstelik evet. de. Ve çok hızlı. Hızlı, evet. Çok hızlı. Uçanı Bu, bir... da var. Ne? Uçanı da evet, var. Evet, kanatlısı Uçan var ya. O. Ondan biraz korkuyorum ama <laughs> böyle geliyor. Bitki olsa? kauçuk olurdum. Onun yaprakları böyle biraz daha tok tok geliyor. Evde var mı? Evde var. En sevdiğim kauçuk. Yapraklarını böyle onların tozunu evet, alıyorsun yetmiş. değil mi? Peki sen evde çalışıyorsun evde daha çok? Ev, evde. peki özel hayatın, sosyal hayatın, eşin, dostun geliyor mu, gidiyor mu? Onlar <laughs> çalışmayın gülme <gülüyor> bana. <gülüyor> Gelmeyeceğiz. <laughs> Kesinlikle gelmeyeceğiz. Gelirsek de ayak gelmeyeceğiz. girmeyeceğiz. <laughs> Merak etme. Peki onlar senin çalışmanın düzenini bozuyor mu? Evcimen misin? Ee, evcimen oldum. <laughs> evcimen oldum. Evcimenim. Hı. Ee, böyle zaten çalışma hayatım, sosyal hayatım her şey birbirine karışmış durumda. O yüzden e, evin içinde dönüyor. Bir yürüyüşe çıkıyorum, patene çıkıyorum sahile. Hı -hı. E, o da benim evim sayılır. Tekerli paten Tekerli paten. <laughs> Harika. Dört tekerlilerden yani? Onun için soruyorum. Şu İl an düz, düz olanlardan. Düz olanlardan. E, o iyi geliyor. Orası böyle bahçem gibi oluyor. Hı -hı. E, ama sü sürekli evin evin içindeyim. Evde olmayı seviyorum. Daha doğrusu ev ya da dışarısı fark etmez. Sürekli kafam içindeyim galiba. Yani müthiş bir Ankara damarı var. Onu yani sizinle her sohbetimde hissediyorum. <laughs> ama İstanbul. Ama İstanbul'da işte Kadıköy ve bütün İstanbul. Ama artık dünya. Yani işte Rusya'sından New York'una Avrupa şehirlerinden belki Orta Doğu'ya kadar açılan bir evren. Üstelik bilgisayarın başına geçtiğinde her yer. Kendini en çok ecem olarak hissettiğin yer neresi? Hangi şehir bana iki ya da üç şehir sahil. Ee, şehir gibi demeyeceğim ama direkt lokasyon vereceğim. O kadar. Kalamış sahil. Kesinlikle benim, benim mekanım. Çok iyi. Ee, Ankara'yı seviyorum. Çok seviyorum gerçekten. Barcelona'yı çok seviyorum. Sıcak olduğu için, güneş olduğu için. Gün batımlarını çok seviyorum. Gün batımlar da güzelse Ankara'nın gün batımları çok güzeldir. Gökyüzünün rengi nerede güzelse oraları hep çok seviyorum. Ay çok güzel çok doğru bir zamandan mekan tarif ettin. Harika bir insansın. Gün batımları. Gün batımları güzel olan her yer. Çok güzel. Muhteşem. Yarının dünyasında gün batımları nasıl olacak? Hepsi kalbimize doğacak. Nasıl? <laughs> bir anda da Grande çıktı. Finale. <laughs> ya çok iyi ya. ya. Mutlaka bir şey yapmalıyız. Bir şey diyeceğim. Ee, tamam video bitti. Çok teşekkürler. Harikasın. Mutlaka biz <laughs> bu halı biz hakikaten bir kütahya uşak yapalım mı? Ay yapalım. Yapalım. Ben Gün batımlarına gidelim. Gün batımları da güzelse bir daha da dönmeyiz oradan. <laughs> Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.